Yaz aylarının gelmesiyle birlikte güneş yanığından kurtulmak isteyenler güneş yanığına ne iyi gelir ve güneş yanığı nasıl geçer sorularına yanıt arıyor. Sürülen güneş kremleri, nemlendiriciler her ne kadar korumak için kullanılsa da güneşe uzun süre maruz kalmak, güneş yanıklarına neden olabiliyor. Yanıklar ortaya çıktıktan sonra ise hemen müdahale etmek için birkaç yöntem bulunuyor. Özellikle çocuklar için çok daha acı verici hale gelebilecek güneş yanıklarını rahatlatmak ve ortadan kaldırmak için evdeki bazı malzemeleri kullanabilirsiniz. Bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Güneş yanığı, cildin yoğun güneş ışığına maruz kalması sonucu ortaya çıkan, ilgili bölgenin akut iltihaplanması durumudur. Açık cilt rengine sahip bireyler ve çocuklar yanık için risk grubundadırlar ve güneş yanığına daha hassastırlar. Güneş yanığı, geniş bölgelerde ortaya çıktığında tehlikeli sistemik etkilere yol açarak hayatı tehdit edebilmektedir. Bu sebeple açık tenli bireyler ve özellikle de çocuklar güneşe çıkarken mutlaka şapka ve güneş gözlüğü gibi koruyucu aksesuarlar kullanmalı ve güneş kremi sürmeyi ihmal etmemelidirler. Hafif bir güneş yanığı sadece kızarıklığa neden olurken, şiddetli yanıklarda ciltte kabarcıklara neden olabilir ve iyileştiğinde de yara izi bırakabilir. Güneş yanığı, güneş ışınları dışında solaryum gibi yapay bir ışık kaynağından da kaynaklanabilir. Yanığın neden olduğu hasar öncelikle epidermisi, yani en üst deri tabakasını etkiler. Ancak epidermisin altındaki tabaka olan dermiste de hasar ve iltihap oluşabilir. Tekrarlanan güneş yanığı vakaları, cildin daha hızlı yaşlanmasına neden olur ve sonunda deri kanserine yol açabilir. Güneş yanıklarına bağlı olarak ortaya çıkan belirtiler genellikle güneşe maruz kaldıktan birkaç saat sonra ortaya çıkar. Kulak memeleri, kafa derisi ya da dudaklarınız da dahil olmak üzere vücudunuzda açıkta kalan herhangi bir kısımda güneş yanığı olabilir. Kıyafetleriniz ultraviyole ışınının geçmesine neden olan dokuya sahipse, kapalı alanlarda dahi güneş yanığı oluşabilir. Eğer güneş yanığı şiddetli olursa baş ağrısı, ateş, mide bulantısı ve yorgunluk oluşabilir, ultraviyole ışınlarına karşı son derece hassas olan gözleriniz de yanabilir. Ciltte kızarıklık, ağrı veya deride şişlik gibi semptomlar, güneşe maruziyetten 2 ila 4 saat sonra başlayıp, 24 saatte maksimuma ulaşabilir. Güneş yanığının tipik bir belirtisi, genellikle her hareketle acı veren, kızarmış bir cilttir. Ek olarak cilt hafifçe şiş ve kaşıntılı da olabilir. Ciddi yanıklarda ciltte içi sıvı dolu kabarcıklar da bulunabilir. Şiddetli ağrı veya kabarma varsa, doktora başvurmak gerekir. Güneş yanığına şu belirtilerden herhangi biri eşlik ediyorsa kısa süre içerisinde bir sağlık kuruluşuna başvurulması çok önemlidir. Bulantı ve kusma, baş ağrısı, ateş, titreme, boyun tutulması. Eğer bebekler ya da küçük çocuklar güneş yanığına maruz kaldıysa, her durumda bir doktora başvurulmalıdır. Güneş yanığından korunmak için 10 ila 16 saatleri arasında güneşe maruz kalmaktan kaçınılmalı. Güneş ışınları bu saatlerde çok güçlüdür. Bu nedenle açık hava aktivitelerini başka zamanlarda yapmaya çalışın. Bunu yapamıyorsanız, güneşte geçirdiğiniz süreyi sınırlayın. Mümkün olduğunda gölge arayın. Dışarıdayken, geniş kenarlı bir şapka kullanın. Kollarınız ve bacaklarınız da dahil olmak üzere sizi örten giysiler giyin. Sıkı dokunmuş kumaşlar daha fazla koruma sağlar. Güneş ışınlarından korunmak için özel olarak tasarlanmış dış mekan ekipmanları kullanmayı düşünebilirsiniz. Açık alanlarda giydiğiniz elbiselerin kumaşlarının ultraviyole koruma faktörlü olup olmadığına dikkat edebilirsiniz. Ultraviyole koruma faktörlü varlığının kontrolü için ürün etiketlerine bakabilirsiniz. Ultraviyole koruma faktörlü numarasının yüksek olması ürünün daha koruyucu olduğunu gösterir. Dışarı çıkmadan yaklaşık 15 ila 30 dakika önce güneş gören cilt bölgelerine güneş kremi sürün. Deniz sonrası güneş yanığı oluşumunu önlemek için güneş kremini 3 saat arayla yenilemek gerekli. Ultraviyole A ve ultraviyole B ışınlarına karşı en az 30 koruma faktörü içeren, suya dayanıklı güneş kremi kullanın. Süresi dolmuş veya 3 yıldan eski olan güneş kremlerini kullanmayın. Dış mekanlarda güneş gözlüğü kullanın. Optisyeninizden gözlüğünüzün ultraviyole A ve ultraviyole B korumalı olup olmadığını öğrenebilirsiniz. Yeni bir gözlük almadan önce gözlük etiketindeki ultraviyole ışın emme derecesini mutlaka kontrol edin. Ayrıca yüzünüze tam oturan veya etrafı saran çerçevelere sahip güneş gözlükleri takmak gözlerinizi daha iyi korumaya yardımcı olur. Güneşe karşı cildinizin daha hassas olmasına yol açan bazı ilaç türleri kullanıyor olabilirsiniz. Almış olduğunuz ilaçların ve hapların yan etkileri ile ilgili olarak eczacınıza veya doktorunuza danışabilirsiniz.
Güneş yanığı durumunda, cildin yeterince soğutulması önemlidir. Cilde soğuk tatbiki, acıyı hafifletir ve iltihabı önler. Bununla birlikte, buz küpleri gibi aşırı soğuk maddeler tedavi için uygun değildir. Soğuk suya batırılmış havlu kullanmak yeterli olacaktır. Soğuk kompres uygulamasına en az yarım saat ve mümkünse yanık bölgedeki ağrı kesilinceye dek devam edilmelidir. Ek olarak bol sıvı alımı önemlidir, çünkü güneş yanığı nedeniyle ciltten fazla miktarda sıvı kaybı olur. Güneş yanığı için evde popüler olarak uygulanan yanık cilde yoğurt soğuk sürülmesi, soğuk olduğundan sadece acıyı hafifletebilir, fakat ciltte yanık nedeniyle oluşan iltihabi durumu iyileştirici bir etkisi yoktur. Ek olarak, süt ürünlerindeki bakteriler enfeksiyonları tetikleyebildiğinden, yoğurt, peynir gibi besinleri cilde sürmekten kaçınmak gerekir. Cilde diş macunu sürmek de faydadan çok zarar getirecek bir uygulama olduğundan, asla yapılmaması gereken bir uygulamadır. Papatya veya aloe vera içeren ürünler iltihap giderici özelliği nedeniyle yanık bölgeye sürülürse iyileşmeyi hızlandırır. Ancak cilde herhangi bir merhem ya da krem sürmeden önce içeriğindeki herhangi bir maddeye karşı alerjiniz olup olmadığını test etmek için öncelikle cildinizde küçük bir alana sürerek denemeniz güvenlik açısından gereklidir. Yanık bölgelere günde birkaç kez nemlendirici jeller ve losyonlar uygulamak sıvı kaybını minimumda tutmaya yardımcı olur. Bebeklerin cildinin güneşe karşı çok hassas olduğu unutulmamalıdır. Bebeklerde güneş yanığı oluşumunu önlemek için onları serin, nemli ve doğrudan güneş ışığından uzak tutmak önerilebilir. Özellikle yeni doğan bebekleri direkt olarak güneş ışınlarına maruz bırakmamak gerekir. Mümkün olduğunca güneşten koruyucu kıyafetler giydirilmeli ve gölge alanlarda zaman geçirilmelidir. Güneşten koruyucu giysiler ve gölgelik mevcut değilse, bebeklerde ve küçük çocuklarda güneş kremi kullanmayı düşünebilirsiniz. Bebeğinizin cildine uygun olan güneş koruyucu krem türleri için hekiminize başvurabilirsiniz. Güneş yanığı, sıvı kaybı yaşanmasına ve cildin kurumasına yol açar. Bu durumun önüne geçmek için ise güneş yanığı olduğunuzda her zaman tükettiğiniz su miktarını daha da artırmanız gerekmektedir. Böylece vücudun su kaybı yaşarken tekrar normal su seviyesine ulaşmasına yardımcı olabilir ve iyileşme sürecini hızlandırabilirsiniz. Ayrıca iyileşme sürecinde vücutta dehidrasyona yol açabilecek yiyecek ve içeceklerden kaçınmanızı da tavsiye ederiz. Güneş yanığı olduğunuzun en temel belirtileri, cildin aşırı kızarıp kabarmasıdır. Ciltte pul pul bir görünüme neden olan güneş yanığının kısa sürede iyileşmesi için yanan bölgeye dokunmamalısınız. Aksi halde cilt yüzeyinde iz kalmasına ve hatta enfeksiyon sorunlarının yaşanmasına yol açabilirsiniz. Kabaran ve su toplayan bölge, zamanla kendiliğinden soyulup dökülecektir. Cildiniz normal rengine dönüp hassasiyetiniz geçtiğinde ise dilerseniz yumuşak bir lif yardımıyla ölü derilerinizden kurtulabilirsiniz. Aloe vera bitkisi, güneş yanığı nasıl geçer sorusuna alternatif bir yanıt oluşturmaktadır. Çünkü anti-inflamatuar özellik gösteren yapısı ile yanık bölgenin iyileşme sürecini hızlandırmaktadır. Dolayısıyla güneş yanığı durumunda aloe vera içerikli nemlendirici kremler kullanmanızı öneririz. Hatta eğer mümkünse direkt bitkinin kendi jelini de kullanabilirsiniz, bunun için bitkinin saplarından birini kırmanız ve sapı boylamasına keserek açtıktan sonra içindeki jeli bir kaşık aracılığıyla çıkarmanız yeterli olacaktır. Diğer yandan cildinize herhangi bir ürünü uygulamadan önce içerisindeki bir maddeye karşı hassasiyetiniz olup olmadığını anlamak için ilk olarak cildinizde küçük bir alana sürmeniz, daha kötü sonuçlar yaşamanızın önüne geçecektir. Eğer herhangi bir hassasiyet durumu yaşamazsanız, günde birkaç defa güneş yanığı olan bölgeye ürünü uygulayarak ciltteki sıvı kaybını en aza indirebilirsiniz.